Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar biliyorsunuz ehli sünnet hadisleri ve sünneti Kur'an'a eş tutarlar. Hadislere Kur'an harici vahiy derler. Vahiy olarak kabul ederler. Tartışılması yasaktır. Ama kendi aralarında da hadisler konusunda aynı fikirde değiller. Ve sayısız hadisi de kabul etmezler, inkar ederler. Her cemaatin kabul ettiği hadis farklıdır. Her cemaatin kabul ettiği sünnet farklıdır. Hepsi diğerinin sünnetini inkar eder. Hepsi diğerinin hadisini inkar eder. Basit örnekler vereyim. Mesela bir tarikata göre sakal İslam'ın emri ve şartıdır. Kesen küfre girer, dinden çıkar, kafir olur. Ucu bucağı yok. İddiaların. Başka bir tarikata göre de önemli değildir. Tıraş olabiliriz. İşte arkadaşlar en basit konudan en zor konuya kadar adam öldürme konusuna kadar aynı fikirde olmayan bu insanlar aslında orijinal olarak hepsi hadis ve sünnet inkarcısı. Fakat hepsi hadis ve sünneti savunurlar. Hadisi inkar eder, dinden çıkar derler. Ama hepsi inkarcı. Peki bizim farkımız ne? Bizim farkımız ben ve benim gibiler hiçbirini kabul etmiyoruz. Hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu ilkedir, ilke. Eğer ben bir hadis alimine iman etmiş olsam o adam yalan söylemez derim, bütün hadislerini kabul ederim. Eğer ben o adamın bu sözünü beğendim, bu sözünü beğenmedim diyorsam münafık olurum. Sen kimsin de beğeniyorsun, beğenmiyorsun? Ya da daha kibar bir cümle kurayım. Hadis alimi var, hadisleri var. Kur'an'a arz ettim, bu Kur'an'a uydu. Aldım. Bunu arz ettim, bu uymadı. Almadım. Bir karar verin kardeşim. Bunu aldığınız bir beslenme çantası mı? Yoksa bir hadis alimi mi? Nereden alıyorsunuz da Kur'an'ı arz ediyorsunuz? Aldığınız yer neresi? Aldığınız yere saygınız ne kadar? Aldığınız yerin kapısında yazana ne kadar inanıyorsunuz? Alim, ulema, fukuha. Şimdi adamın masasında bir yazı var. Muhaddis, hadis alimi, onu orada görüyorsun. Sen kimsin? Ben Manav Mehmet Efendi. Tamam. Şimdi Manav Mehmet Efendi alıyor oraya bakıyor, diyor ki yok, bu Kur'an'a aykırı, ben bunu almadım. Aa, bu çok güzelmiş, ben bunu aldım. Ya yapmayın ya. Yapmayın kardeşim. Bakın, komple çöpe atmak ya da komple kabul etmek. Bu niye önemli biliyor musunuz? Çünkü konu dininiz. Hani Mustafa Hoca'nın bize öğrettiği ifrat ve tefrit var ya. Komple atmayacaksın, komple kabul etmeyeceksin. Ben bu inanışı yıllarca savundum biliyor musunuz? Sonra düşündüm. Dedim ki ya komple kabul etmeyelim. Tamam. İyi de kabul etmediğim yerde Allah'a ve Resulüne iftira var. İçine batıl girmiş hak, hak olmaktan çıkmıştır diyen de aynı kişi. Ben şimdi iftiracıdan yazıktır, komple çöpe atmayayım diye Allah'a ve Resulüne iftira atan birisinden dinimi yaşamak için referans alayım mı? Alınır mı? Siz şu fani dünyada, şu üç günlük dünyada güvenilmez, iftiracı birisine neyinizi teslim edersiniz? Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Fakat Allah'ın ayetlerine itiraz edenlerin pek dikkate alınmadığı bu coğrafyalarda Resul'ün hadisine itiraz edenler müthiş hakarete maruz kalıyor. Mesela bu videonun konusu Hazreti Ali.
Şimdi hadis, Resul'ün hadisi zekatın 1/40 olduğunu söylüyor. Bize sürekli sorarlar. Eğer sen bana Kur'an yeter diyorsan zekatın oranını söyle bana. Nerede yazıyor? Söyle bana. Allah oran vermiyor ki kardeşim. Allah'ın vermediği oranı ben neden sana göstereyim? Ya da nasıl sana göstereyim? Allah diyor ki artanı ver. Artanı ver diyor. Bu kadar. Ama sen artanı ver yerin doğrusunu görsen, keşke doğrusunu görsen, af edebildiğini ver dediğini göreceksin. Artanı ver diye dağıtılan, anlatılan o ayet var ya arkadaşlar, Bakara 209 olabilir. Ayet şu anda aklımda yok. Düşünün, Allah diyor ki, af edebildiğinizi ver, bizimkiler diyor ki artanı ver. Şimdi, burada af kelimesi zaten geçiyor, gören görür. Allah'ın cimrinin malında gözü yok. Ne kadar verirsen kendin için verirsin. Ben her zaman söylüyorum. Bu dünyaya bıraktığınız değil, iyi bir yolda harcadığınız sizinle gelecek. Ne kadar harcadıysan o senindir. Biriktirdiğin senin değil, bırakıp gideceksin. Harcadığın senindir. Şimdi gelelim hadise. Hadis diyor ki 1/40 vereceksin. Sonra da Hazreti Ali demiş ki, yine hadis 1/40 diyenlerin hadisidir bu. 1/40 cimri zekatı diyen Hazreti Ali. Şimdi burada frene basın arkadaşlar. Frene basın ve şu soruyu sorun. Resulün hadisine Hazreti Ali nasıl itiraz ediyor? Burada bir itiraz var. Cimri zekatı diyor bu. Peki 1/40 cimri zekatı ise erdemli bir müminin zekatı nedir? Buyurun söyleyin. Öşür, aşır falan demiyorum. Şimdi mesela emeksiz ürün bal. Balda 1/5 vermen gerekir. %20'ye çıkar. Niye? Çünkü bal o zaman emeksiz kazanılıyordu. Adam gidiyordu ormandan balı söküyordu. Hiçbir emek yok. O zaman diyordu ki din adamı, mevcut din adamı, bunun 1/5 vereceksin. %20. Ama tarlaysa, ekiyorsan, biçiyorsan, suluyorsan, bir sene uğraşıyorsan %2,5. Yani %2,5, 1/40. Şimdi, soru çok basit. Resul 1/40 demiş, hadis. Bu burada duruyor. Ve 3 milyar Müslüman da iman ediyor. Ya da 2 milyar neyse. İtiraz yok. İyi de Hazreti Ali itiraz ediyor. Bu diyor cimri zekatı diyor. En az vermen gereken diyor. Şimdi net olarak burada bir itiraz var değil mi? Bunun farkındasınız. Resul eğer Hazreti Ali'nin dediğine katılıyorsa bütün müminler cimridir diyor. Çünkü Resul en az 1/40 verin demiyor hadiste. 1/40 verir diyor mümin. Müminin zekatı 1/40 diyor. En az demiyor. Şimdi buradaki Hazreti Ali'nin itirazını hadise itiraz olarak alındığını görüyoruz. Normal bir Müslümanın zekat oranı nedir? Ne olacak biliyor musunuz? Yavaşça Kur'an'a yaklaşacaklar. Ve size diyecekler ki ne kadar çok verirsen o kadar iyi. İyi de arkadaşlar o zaman 1/40 ne gerek var? Defalarca anlattığımı kısaca söyleyeyim, videoya geçeyim. Arkadaşlar, matematiksel olarak bir kar oranını Kur'an vermez. Çünkü bu matematiğe, ticarete aykırıdır. Ticari matematiğe aykırıdır. Sattığınız ürünün birim fiyatı küçüldükçe kar oranı artar. Sattığınız ürünün birim fiyatı yükseldikçe kar oranı düşer. Örnek, bir tarak satıyorsanız ya da bir ayakkabı çekeceği satıyorsanız ya da bir eldiven satıyorsanız bunun kar oranı %40, %50, %60 bile olabilir. Düşün 10 liraya aldınız. 13 liraya sattınız. %30. %30.
10 liraya aldın, 13 liraya sattın. Ve bu çok küçük bir kârdır. Yani kişi iflas bile edebilir. Şimdi düşün, 10 liraya aldığınız çorabı 12 liraya sattınız, %20 ile. Ve 2 lirayla nasıl geçineceksin? Akşama kadar 100 tane satsan ne olur? Bakın, akşama kadar 100 tane çorap satsan, 2 lira kazansan, 10 tane de 20 lira, 100 tane de 200 lira para yapar. 200 lira para da her gün işe gitsen, aylık 6 bin lira yapar. Asgari ücretin bile altında. Şu anda asgari ücret 8500 lira. Bakın, %20 ile satıyorsun. 100 tane müşteriye 100 tane çorap satıyorsun. Ama asgari ücret bile kazanamıyorsun. Neden? Çünkü karın yüzde olarak çok olabilir. Yüzdesi çok yüksek olabilir. Ama realitede, ticarette satılan mal da yüzde. Ürün küçüldükçe yüzde kar artar. Bir evi satarken, bir arabayı satarken, bir arsayı satarken %30 da satamazsınız. 1 milyonluk bir arsayı 1 milyon 300'e veremezsiniz. Müşteri bulamazsınız. Şimdi adam %2,5 inat ederse bu orta kesim ve gariban için makul ve mantıklı bir orandır. Onun için bizim çevremizdeki insanlar her Ramazan'da bana sorarlar. Hocam, 14 gram altınım var. Ne kadarını vermem lazım? İşte 50 gram altınım var, 30 gram altınım var. Ne kadar zekat bana düşer? Ama hiçbir holding, hiçbir limited, hiçbir anonim şirket muhasebecisine şu bizim varlığımızın %2,5'unu hesap et diyemez. Sıkar. Neden? Çünkü mal çok. Mal çok olunca %2,5 çok büyük para yapar. Çok büyük para yapar. %2,5. Onun için zenginler gizli vermeyi tercih eder. Bunun iki tane sebebi var. Zaten birincisini biliyorsunuz, az vermek. Onun için hiçbir mali müşavir, muhasebeci mükellefinin mal varlığının %2,5'unu hesap etmez. Edemez. Çünkü patron böyle bir talebi olmaz. İkincisi de nedir biliyor musunuz? O da sıra oluşmasın diye. Eğer aşikara vermeye kalkarsa alt kata verecek, üst kat diyecek ki bana yok mu? Bacana verecek, kayınço diyecek bana yok mu? Çünkü aşikara veriyor ya. Aşikara verdiği için sıra oluşur. Sıra oluşmaması için mecburen gizli vermeyi sanıyorlar. Ve genelde de zenginlerimizin herkes daha çok verdiğini zanneder. O acayip dağıtıyor ya. O acayip dağıtıyor. Halbuki çok zengin olanların verdiğini saklaması en kolay olanlardır. Çünkü herkes çok verdiğini düşünür. Tabii çok verenler de vardır. Allah razı olsun onlardan. Ama benim anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Eğer siz Hazreti Ali'nin söylediği ile Resul'ün söylediğini terazinin kefesine koyarsanız ortada bir hadise itirazı görmüş olursunuz. Eğer iyi niyetlisiniz. Hayır, eğer buna normal derseniz o zaman siz de hadislere istediğiniz eleştiriyi getirebilirsiniz. Ama buna da izin vermezler. Şimdi Cübbeli Hoca'dan Hazreti Ali'ye bir hakaret videosu buldum. Ashabına hakaret videosu buldum. Şimdi Allah Resulüne ve ashabına nasıl hakaret ediyor? Bunu göreceksiniz. Ben size meseleyi anlatayım. Resulü yüceltmek için yanındakilerine hakaret ediyor. Amaç Resulü yükseltmek. Resulü yüceltip yükseltmek için yanındaki insanlara bakın nasıl korkak muamelesi yapıyor. Hep beraber dinleyelim dostlar. Fekale Ali'yun radıyallahu teala an. Hazreti Ali Efendimiz keramullah cevuf buyurdu. Bizzat Hazreti Ali anlatıyor arkadaşlar. Bir de dillerini eğip büküyorlar ki bu Allah katındandır diyesiniz diye. Ayetini hatırlayın. Şimdi böyle hadisin önce Arapçasını okuyor, sonra Türkçe'ye çeviriyor.
Böylece sizler de bunun Allah katından olduğunu düşünüyorsunuz. Onun da bu rivayeti çok meşhurdur. Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Nesai, Taberani, Beyhaki rivayet ediyor. Bunu. Buhari ve Müslim'de yok. Bu kaynağı. İnna muhakkak biz künna idik. İza hamiye kızıştığı zaman el be'su harp. Şiddetli muharebe kızıştığı zaman artık yani kılıç kılıca göğüs göğüse diyorsun yani göğüs göğüse ne demek kızıştı yani. Harp çok kızıştığı zaman İdeştet'te rivati de var. Ve yurva rivat olunuyor. İştette, şiddetlendiği zaman yani. Kelime olarak hamiye mi dedi, iştette mi dedi. Onu demek istiyorum. Kızıştığı zaman iştette de şiddetlendiği zaman. Elbesu muharebe. Çok şiddetlendiği zaman. Ve ehmerret kızardığı zaman. El hedebu. Efendim. göz bebekleri. Kirpiklerin altındaki kısım yani kirpiklerin altındaki kısım gözün üst tarafı efendim göz bebekleri. Arkadaşlar bu kadar teferruata ayrıntı inmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Bilinç altına ne kadar sağlam bir kaynak olduğunu vermek için. Kirpiklerin altı, göz kapağının üstü, elmacık kemiğinin altı, şurasında gamze vardı. Bunlar süsleme, bezeme sanatı. Palavrayı yedirecekler ya. Palavrayı yedirmek için böyle teferruata iniyorlar. 1450 yıllık mesele. Evet. Kızardığı zaman yani çünkü harp şiddetlendiği zaman ne olur? İnsanlar öfkeleri artar ve saldırı yani öfke ve saldırı haline girerler. Çünkü harp kızıştı yani. Karşındaki ya seni öldürecek ya o seni öldürecek. O zaman da insan normal vaziyette durabilir mi? Tabii ki yüz ifadeleri değişir, gözleri değişir, kaşları değişir, siniri artar, şiddeti artar, saldırganlığı artar, öfkesi artar. İşte o zaman da ne olur? Öfke arttığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? El gadabu cemratun tukadu fil kalb tetevekkadu fil kalbim ne adem? Öfke nedir? Bir ateş parçasıdır. Ne yapar? Ademoğlunun kalbinde tutuşur. Zaten onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kızdığınız zaman gidin abdest alın. Çünkü abdest ne oluyor? Kızdığın zaman bir hararet oluyor. Abdest de ne oluyor? Su ne yapıyor? Harareti söndürüyor yani. Harareti söndürüyor. Gidin abdest alın. اَمَا تَرَى اِلَا اتِّفَاقِ اَوْدَاجِي وَحْمِرَارْ عَيْنِي Yani gazap ve öfke Ademoğlunun kalbinde tutuşan bir cemredir, ateş gözüdür. Görmüyor musunuz insan kızdığı zaman nasıl damarları böyle çıkıyor? Bu boyun damarları, şah damarları buralardan böyle dışarı çıkar. Ve görmüyor musunuz gözler nasıl kızarıyor buyuruyor. Onun için Hazreti Alemen'in diyor ki harp kızıştığı zaman insanların göz bebekleri kızardığı zaman evet. Yani ne demek istiyor artık? Öfke zirvede. Evet. Saldırganlık dorukta yani hissi. Evet. O şiddet içerisinde biz ne yapardık? İttekaynaz. Sakınırdık. Bakın. Düşmandan kendimizi sipere alırdık. Kiminle sipere alırdık? Hazır olun arkadaşlar. Bakın. Hazreti Ali bizzat kendisi anlatıyor. Diyor ki savaş kızıştığı zaman, gözlerimiz irileştiği zaman, damarlarımız patladığı zaman tam böyle işin kızgın zamanında siper alırlarmış. Nereye siper alırlarmış arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. Bakın. Biz ne yapardık? İttekaynaz. Sakınırdık. Hı. Düşmandan kendimizi sipere alırdık. Heh. Kiminle siper alırdık? Allah Allah. Bir Resulillah sallallahu teala. Resulullah Efendimizle siper alırdık. Yani şimdi gülerek söylediği yer ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sahabeler ve Hazreti Ali Resul'ün arkasında siper alırlarmış. Resul'ün arkasına saklanırlarmış. Aynen öyle diyor. Bakın şimdi güzelce izah edecek. Biz de ne zannediyoruz? Ben onu bazı sohbetlerde söylerdim. Biz de ne zannediyoruz? Ya harp kızıştığı zaman sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i geri alırlar. Önüne geçerler. Ona siper olurlar zannediyoruz. Yeah. Halbuki harp kızıştığı zaman göğüs göğüse harp başladığı zaman hepimiz Resulullah'ın arkasında sipere geçerdik. Duydunuz mu? Hiçbir şey. Bir de Hazreti Ali'den yani radıyallahu anh beyan ve itiraf yani. Gördünüz mü? Hazreti Ali'den beyan ve itiraf diyor.
Savaş kızıştığı zaman sahabeler ve Hazreti Ali Resulün arkasına saklanırlarmış. Çok ilginç arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın şurada son cümlesini de söylesin de. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cesaretli Hazreti Ali olamaz ki. Gördünüz mü? Yani Hazreti Ali Muhammed Resul'den daha cesaretli olamaz diyor. Şimdi her konuda Resul'ü yücelte, yücelte, yücelte. Hazreti Yusuf'tan güzeldi. Hazreti Musa'dan hızlı koşardı. Yani anlata anlata yarıştırmadıkları Resul yok. Allah Zülcelal Bakara suresi 285. ayette Resuller arasında ayrım yapmayın diyor. Ama hayır, engel olamıyorsunuz bunları. Şimdi bu vaazı İran'da verse ne olur? Mahkemelik olur. Hazreti Ali'ye korkak dediği için hakaretten mahkemelik olur. Onun için İran'daki hadislerle Türkiye'deki hadisler farklı. Şimdi mesela İran'dan meşhur bir hadis var. Gerçi Türkiye'de de var. Kutub-i Sitte'de de buna benzer şeyler var. Hayatül Sahabe'de var. Hayber Savaşı'nda Hazreti Ali kalenin kapısını söküyor, kendisine kalkan yapıyor. Kalenin kapısı, normal bir insan Hazreti Ali nasıl oluyorsa matematiksel olarak. Sonra savaş bittikten sonra Hazreti Ali kapıyı yere atıyor. Savaş boyunca onu kendine kalkan yapıyor. Sonra 40 tane sahabe, bir rivayete göre 30 tane sahabe geliyor, o kapıyı yerden kaldıramıyor. Şimdi burada Allah'ın aslanı Hazreti Ali bir kapıyı sırtlayıp bir savaşı tek başına kazanıyor. Ama gördüğünüz hadiste Hazreti Ali ravili hadiste Hazreti Ali savaşta yanındakilerle beraber Resul'ün arkasına saklanıyor. Hani Anadolu tabiriyle ne derler biliyor musun? Buyur buradan yak. Resul'ün arkasına mevzi alıyorlar. Resul'ü siper olarak kullanıyorlar. Çünkü Resul onlardan daha cesur. Arkadaşlar bu palavraları görmek kolay. Bu iftiraları görmek kolay. Önemli olan verdiğiniz tepki nedir? Şimdi beni ilk defa dinleyenler, yeni tanışanlar, bakın benlik bir şey yok. Ben cübbesiz Mahmut. Sizin gibi bir vatandaşım, esnafım, sizden birisiyim. Bunu duydunuz. Tepkiniz nedir Allah aşkına? Nedir tepkiniz? İnsan Allah'tan korkar ya. Resul'e iltifat yapacağım diye. Orada ölmüş sahabeye nasıl sen korkak muamelesi yapıyorsun? Hazreti Ali Resul'ün arkasına mevzi alacak öyle mi? Siper alacak öyle mi? Ya kardeşim Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Arapça yazıyor diye böyle hikayelere nasıl inanıyorsunuz? Siz bunlara nasıl kanıyorsunuz ya? Eğer okumazsanız canınızı okurlar. Bana gelmeyin kendinize gelin. Lütfen arkadaşlar. Bakın tarafınızı seçin. Tarafınızı seçin. Bunlar vallahi Resul'ün ümmeti değil. Resul'ün ümmeti biziz. Biz Resul'ün ümmetiyiz. Bu gördüğünüz insanlar Buhari'nin ümmeti. Gerçi bu hadis Buhari'de de yok. Tirmizi'de de yok. Ahmet İbni Hanbel ve diğerleri. Bunlara geldikleri zaman anlatırlarken hadis bir yerde yazsın ya da yazmasın hiç önemli değil. Buhari diye sabaha kadar konuşurlar. Buhari bu hadisi niye almamış? Merak etmezler. Ömrüm mü yetmedi, beğenmedi mi? Arkadaşlar karar sizin. Ben örnekleri sürekli veriyorum ama önemli olan hakikaten bu yalanmış deyip ondan sonra bu adamın başka bir şeyini dinleyen, kabul eden insanları anlayamıyor. Arkadaşım tarafınız belli olsun. Dininizi yaşamak için size Kur'an yeter. Bu masalların arasından kendinize din aramayın. Bunlar size namazın rekatını, zekatın oranını sorarlar. Ondan sonra da Allah'ın o kıymetli insanlarına, o canını vermiş insanlarına böyle hakaret ettirirler. Bir karar verin. Daha dünkü videoda sahabenin her birisi gökteki bir yıldızdı. Hangisine tutansa yolunu bulursun. Bugünkü sohbette hepsi korkak, çekingen, tırsık, Resul'ün arkasına mevzi alan insanlar. Hakikaten
Sahabe, Resul döneminde yaşayan sahabe, savaşta korkup da Resul'ün arkasına saklanır mı ya? Ya ben anlayamıyorum hakikaten. Bu nasıl bir kafa ben anlayamıyorum. Arkadaşlar, düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.